Değerli izleyiciler, Arapça Öğreniyorum programının bu bölümünde sahih fiillerden muda'af fiilleri örneklerle görmeye çalışacağız. Muda'af fiiller, gerçekte üç harfli olduğu halde bir harfi diğerine idgam edilerek şeddeli okunan üçlü fiillerdi veya dörtlü fiillerde tekrar eden harfleri bulunan fiiller. Haccace, yahcucu fiili e, mudaaf fiillerden e, hacce fiilinin aslıdır. Hacce fiilinde iki tane cim harfi yan yana geldiği için biri diğerine idgam edilmiş dolayısıyla şeddeli okunuyor. Muzarisi ise yine aynı şekilde idgam ile yahuccu olmuştur. Bu sahih bir fiildir çünkü harfleri arasında illet harfi bulunmamaktadır. Ve sahih olduğu gibi sahihin çeşitlerinden olan mudaaf bir fiildir. Yani şeddeli bir fiildir. Ve bunun mazi malum çekimlerini şu şekilde yapabiliriz. Hacce o hacetti. Hacca o ikisi hacetti. Haccu onlar hacettiler ve müennesinde hacet şeklinde sonunda müenneslik tersini hatırlıyoruz. Hacceta o iki müennes ve hacac ne o müennesler hac ettiler. Evet dikkat edilirse cemül müennes de artık asıl haline geri dönüyor. Çünkü sonundaki müenneslik nunundan önce cezim olduğu için artık çözmek durumundayız. Bundan sonrakilerin hepsi çözülerek okunacak. Hacac'te sen hac ettin. ikiniz hac ettiniz. Hacettum siz hac ettiniz ve müennes muhataplarda ise hacetti sen hacettuma ikiniz hacettünle siz ve mütekellimlerde ise hacettu ben hacacna biz ettik şeklindedir. Evet demek ki cemül müennes de çözülmeye başlıyor ve aslında olduğu gibi harfleri ayrı ayrı telaffuz ediliyor. Ancak ilk beş çekiminde şeddeli okunuyor. Evet, muda'a fiillerin mazi, malum çekimleri bu şekilde. Ancak e, harekesi e, mesela e, diyelim ki e, ortasında esreli geldiğinde nasıl e, çekilecek? E, bunu da mesela şemime ki e, alime benzetebiliriz bu fiili. Ee, şemime mu fiilinde e, yine ortadaki hareket farklı olsa bile şeddeli yapabiliyoruz. Yani idgam edebiliyoruz bu mudaaf fiilimizi. Bunu da aynı şekilde e, mazi e, malum olarak aynı e, alime gibi e, çekebiliriz. Yani e, evvela şeddeyle yani ilk beş çekimi şeddeli olacak. Şemme kokladı. Şemma o ikisi kokladı. Şemmu onlar Kokladı. Şemmet o müennes. E, o iki müennes derken şemmeta diyoruz ve bundan sonrakileri çözerek söylüyoruz. Aslında ortadaki harf esreli ise e, esreli şekilde devam edecek. Şemimne O müennesler e, kokladılar. Burada e, dikkat edilirse e, daha önce e, nasıl çekiliyorsa fiiller e, alime alime alim alimu şeklinde aynı devam ediyor. Şemimte e ee, sen şemimtuma ikiniz ee, ve e, yine siz derken şemimtum diyeceğiz. Ee, şemimtum, e şemimtum ve e, dolayısıyla fiil e, cemü müenneste çözülmeye başlandı. Bundan sonrakilerin hepsinde artık şeddeli değil, e, aslında nasıl ise o şekilde e, okunacak, söylenecek. Şemimti müennese hitap ederken sen e, kokladın. E, müenneslere yani ikiniz e, diye hitap ederken müzekkerde olduğu gibi e, şemimtüma diyeceğiz. E, çoğullarda şemimtünne mütekellimde şemimtü ve biz derken de şemimna diyoruz. Evet, e, sona bitişen e, harekeli e, harf ancak bu şekilde çözülerek bitişmektedir. Çünkü e, şemmeye harekeli bir e, harfi bitiştirdiğimiz zaman ee, okumamız zor olmaktadır veya kelimenin yapısı bozulmaktadır. Ee, peki, e, mazi fiilin malumu bu şekildeydi. Meçhul çekimlerine de bakalım. Yani mudaaf fiillerde mazi meçhul e, şahıslara göre nasıl söyleniyor, nasıl ifade ediliyor? Bunu da örneklerle görelim. Mazi e, meçhulde özellik neydi? E, i̇lk harekenin, ötre olması ve sondan bir önceki harekenin de esreli olması. Hucce hac edildi, hac olundu. Hucca o ikisi, huccu onlar, huccet o müennes, hucceta o iki müennes. Dikkat edilirse bunlar e, bunlarda sorun yok. Yani ötreyle başlıyor ve e, diğer harekeler şeddeli olduğu için olduğu gibi kalmış. Ancak çözüldükten sonra e, ilk hareke ötre ve e, ortadaki hareke ise esre olacak. Hucic ne? O müennesler, Hucic de sen, hucic tuma ikiniz, hucic tum siz. Hucic de sen, e, yani hac ettin değil, e, hac edildin gibi meçhul bir e, mana ile söylüyoruz. E, hucic tuma e, ikiniz, hucic tuna siz ve mütekellimlerde ise Sonra ötreli bir T gelecek. Hucitu ben ve hucuçna, biz şeklinde söylüyoruz. Evet meçhul olduğunu ilk harekenin ötresinden ve ikinci harekenin de esresinden ikinci harfin harekesinin esresinden anlıyoruz. Peki muzariyi nasıl çekeceğiz? Malum olarak şeddeli fiillerde yahuccu o hac ediyor. yahuccu ve e, o ikisi hac ediyor derken, Yahüccani, normal e, Yansurani gibi, sonra tesniyede yine ani geliyor. Değişen bir şey yok. Yahüccune, onlar hac ediyor. E, mühenneste, e, başta y ye yerine, muzarat harfimiz t te olacak. Tehüccu, o müennes hac ediyor. E, ve tesniyesinde de yine aynı şekilde Tehujani o iki müennes hac ediyor ve müenneslerin çoğulunda ise Yahcucne ne diye söylüyoruz hani yensur ne yektub ne gibi ve yine şedde çözüldü çünkü sona eklenen nun harfi nedeniyle şedde çözülüyor ancak mazideki gibi bundan sonrakilerin hepsi çözülmüyor tabi tehuccu sen hac ediyorsun tehujani ikiniz Tehuccune siz hac ediyorsunuz. E, müennes muhataba seslenirken tehuccine yani tensuruine gibi, tektubine gibi ve talemine gibi. Yine tehuccani ikiniz ve tehcucne burada da sonuna nun eklendiği için yine şedde çözülüyor. E, şeklinde siz hac ediyorsunuz. Ehuccu ben ve nahuccu biz hac ediyoruz şeklinde muzari çekiyoruz. Evet burada çözülen, yani şeddesi çözülerek aslı gibi söylenen sadece e, gayip mühendisler ile muhatap müenneslerdir. Burada ise yine harekesi farklı olan e, bir fiil. E, aslındaki harekesi mazide ferare ancak Muzari'de yefruru değil yefriru şeklinde. E, bunu biz daraba, yedribu babında hatırlıyoruz. E, ve... E, Mazisinde şeddeli okuduğumuz zaman ferra, muzarisinde ise yefirru olacak. Yani aslı yefirru iken şeddeli okuduğumuzda yani idgam yaptığımızda yefirru diyeceğiz. Peki yefirruyu şahıslara göre çekersek yani bu fiili de yedribu gibi düşüneceğiz. Yani zaten o kalıptadır, o baptadır. Yefirru o firar ediyor yani o kaçıyor. Ye firrani o ikisi firar ediyor veya kaçıyor. Ye firrune onlar firar ediyor veya kaçıyor. tefirru o müennes kaçıyor. Tefirrani o iki müennes. Yefrirne o müennesler kaçıyor. Evet az önceki örnekte olduğu gibi burada da yine Cemil müennes çekimi ve Cemil müennes de şeddeli değil çözülmüş şekilde geliyor tefirru e, sen kaçıyorsun tefirrani ikiniz e, kaçıyorsunuz tefirrune siz kaçıyorsunuz tefirrine müennesse seslenirken sen firar ediyorsun kaçıyorsun e, yine tesniyesinde de e, tefirrani diyeceğiz ikiniz e, kaçıyorsunuz ve e, yine Cemil Mühendis'e tekrar geldik bu defa muhataptır ancak yine e, şedde çözülüyor ve e, tefrirne şeklinde söyleniyor. Efirru ben firar ediyorum. Nefirru biz firar ediyoruz şeklinde. Evet dikkat edilirse yine e, cemil müennesler e, şeddesiz şekliyle yani çözülmüş şekliyle, idgamsız şekliyle geliyor. Peki e, muzari meçhul nasıl çekilecek? E, muzari meçhulün de özelliği yine e, ilk harekenin ötre, ikinci harekenin e, üstün olması idi. Yuhaccu o hac ediliyor, hac olunuyor. Yuhaccani o ikisi. Yuhaccune onlar. Tuhaccu o müennes. Tuhaccani o iki müennes. Yuhcacne o müennesler. Ki yine cem müennes'te şeddeyi çözdük. Yani idgamı çözdük. Ee, ve e, harfleri tek tek görüyoruz. Tuhaccu sen, tuhaccani ikiniz, tuhaccune siz hac olunuyorsunuz gibi bir meçhul mana var. Tuhaccine sen tuhaccani ikiniz ve e, tuhcecne, tuhcecne. burada da yine aynı Cem-i Mennes'in olduğu gibi cem muhatabında da idgam çözülüyor. O haccu ben ve nuhaccu biz şeklinde e, muzari meçhulü e, fiilde e, çekiyoruz şahıslara göre. Evet, Muzari'nin de meçhulünde yine dediğimiz gibi ötreyle başlayacak. Ve ikinci harfin harekesi üstün olacaktı ki bunu daha önce de yine normal salim fiillerde görmüştük. Yansuru malum, yunsaru ise Meçhul idi veya yektubu malum, yuktebu Meçhul idi. Meçhul'de edilgenlik vardır. Yani e, yapılan veya edilen şeklinde e, bir e, edilgen e, mana var. Peki, e, bu, e, muzari e, fiilden emri nasıl yapacağız? Ki emrul hadırı e, her zaman olduğu gibi muzariden yapıyoruz. Bunun için emrul hazır yaparken bize muhatap çekimler gerekiyor. Dolayısıyla gaipleri ve mütekellimleri atıyoruz. Geriye üç tane müdeker muhatap yani sen ikiniz siz üç tane de mühendis muhatap kalıyor. Tehuccu sen hac ediyorsun derken baştaki T'yi atıyoruz. Geriye e, kalan şey huccedir. Son harekesi hucci olabilir. Yani esreyle de söyleyebiliriz veya ötreyle de söyleyebiliriz. Huccu yani sen hac et şeklinde veya çözerek yani fiili çözerek yahcucuya çevirip baştaki ye yatıp yerine ötreli bir hemze getirerek uhcuc şeklinde de söyleyebiliriz. Yani sonlu tabi cezim yapacağız emir olduğu için. Tesniyesinde t'yi te atarak sonundaki nunu düşürerek hucca ikiniz haccedin şeklinde emir veriyoruz. Çoğulunda yine baştaki t'yi ve sondaki nunu atıp nun yerine her zaman olduğu gibi hareketsiz bir elif getiriyoruz. Hüccu, siz haccedin. Müennes müfrette de yine t'yi atarak, sondaki nun'u da düşürerek kalan hucci ile emrediyoruz. Sen haccet. Tesniye de hücca, ikiniz haccedin ve çoğulunda da t'yi e, atarak yerine e, ötreli bir hemze getiriyoruz. Sondaki nun. Cemil mühendisi olduğu için düşmüyor. Ohcucne, siz haccedin şeklinde. Üç tane müdekkere, üç tane de mühendise. Yani sen ikiniz size bu şekilde emrediliyor muda'af fiillerde. Yani şeddeli fiillerde. Ee, peki, e, emrül ga'ip nasıl yapılıyor muda'af fiillerde? Emrül ga'ip dediğimize göre bize gayip çekimler gerekiyor. Yani o, o ikisi onlar şeklinde müdekkere. Ve müennes çekimler. Dolayısıyla muhatapları ve mütekellimleri atıyoruz. E, Gayip çekimlerin emrinde e, baştaki muzarat harfini atmıyorduk. Onun yerine e, o kalıyordu. Onun öncesine bir lam getiriyorduk. Yani kesreli bir lam harfi li şeklinde. Ve sonu cezim olacak. E, burada şedde ile cezim e, yan yana gelemeyeceği için... Son harekesini üç değişik şekilde söyleyebiliriz. Liyahüccü, liyahüccü, liyahüccü gibi. E, tabii e, fiillerin e, son harekesinin e, yani cezim olması demek e, normal liyahüccü şeklinde de söylenmesi demektir çözülerek. Yahüccani de e, yine sondaki nunu atarak liyahüccü şeklinde de söyleyebiliriz. Ee, ve e, çoğulunla li yahuccu onlar hacetsinler. Ee, yine müennesinde li tehucce li tehuccu diyebiliriz. Ee, tabi muzarat harfi varken e, sonunda e, kesre e, gelemiyor. Li da diyebiliriz e, çözerek. Tehuc'unun başına lam harfi getirip sonunu cezim yaparak o müennes hacetsin. Litehüccâ, sondaki nunu e, düşürerek yine. Litehüccâ, o e, iki müennes hac etsin. Liyahcücne, o müennesler hac etsinler demektir. E, ve sondaki nun düşmüyor. Bu şekilde Emrül de üç tane müzekker, üç tane müennes var. Ve Nehül de ise e, Lam, e, Lam elif gelecek yani la yahcuc şeklinde söylenecek. La yahucca, la yahucu gibi. Yine e, nehyul hadırda la gelecek. Bu defa muhatapların başına gelecek. La e, tahuc, e, la tahucca gibi. E, ve ismül faili nasıl yapıyoruz? Daha önce ismül faili nasıl yaptığımızı şu şekilde hatırlayalım. Ketebe fiilinden ismül fail katibun idi. Yani ilk harften sonra bir uzatan bir elifimiz ve ondan sonraki harfte esreli geliyordu. Ketebe yazdı. Katibun yazan şeklinde. Yine başka fiiller için de hatırlayalım. Alime bildi. İlk harften sonra elif getirerek alimun diyorduk. E, bilen, bilici manasında. Yine e, başka bir e, fiil hatırlarsak mesela zehebe gitti. Zahibun giden e manasında idi. İlk harften sonra elif getiriyorduk ve ortadaki harf esreli oluyordu. Peki hacce fiili için yani böyle şeddeli ise fiilimiz yine ilk harften sonra elif getiriyoruz. İsim olduğu için sonu iki hareke alıyor. Haccun hacca giden demektir. Bunu şahıslara göre çekersek haccun hacca giden yani hacı, Haccani, iki hacca giden, hacca giden iki müzekker, haccune Hacca giden müzekkerler veya hacceden e, müzekkerlerdir. Müennesler de sonra t gelecek. Haccetun hacceden müennes. Haccetani hac, hacceden iki e, müennes ve hacjatun ise hacceden müennesler manasındadır. Tabi e, mükesser e, olarak e, yani e, kuralsız e, kırık olarak kullanılan sıgalar da vardır. Hucacun gibi. Ki aslında kullanımı şu anda hüccacın şeklindedir. Hüccac, hacca gidenler, haccedenler manasındadır. Peki ismül mehulü nasıl elde ediyoruz? Daha önce ismül mehulü nasıl yaptığımızı hatırlayalım. Mesela ketebe yazdı, mektubun yazılan demekti. Başa mim geliyordu, ortaya ise uzatan bir vav geliyordu. Mektubun şeklinde harekeleri de ona göre değişiyor. Yazılmış, yazılan demekti. E peki başka bir fiil içinde e, söylersek ismül mefhulü mesela alime bildi. Malumun ise bilinen demekti ismül meful olarak. Başa mim geliyordu. Ortaya ise e, wow vav geliyordu. E, ve yine başka bir fiil için mesela zekara zikretti. E, zikredilen demek için mezkurun diyoruz. Mezkurun. Başta bir mim vardı. Ortada ise uzatan bir Vav vardı. Peki Hacca için ne diyeceğiz? Hacca Haccetti Haccedilen derken Mahcucun diyoruz. Yani şeddeyi çözerek, idgamı çözerek Mahcucun şeklinde söylüyoruz. Başa yine mim geliyor. Ortaya Vav geliyor. Mahcucun müfret ve müzekkerdir. Haccedilen. Mahcucani tesniye müzekkerdir. Sonunda ani, eki e, gelmiş ve yine çoğul için söylersek mahcucune e, diyeceğiz e, idgamı e, çözerek. Müenneste ise sonuna t gelecek. Mahcucetun e, ve e, tesniyesinde t ile beraber ani eki gelecek. Yani mahcucetani ve çoğulunda ise sonuna atun eki gelecek. Yani mahcucatun şeklinde. Ve bu örnekleri çoğaltacağız. Bununla ilgili inşallah alıştırmalar göreceğiz, pekiştireceğiz konumuzu. Gelecek bölümde alıştırmalar konusuyla buluşmak dileğiyle.